Adalet diyorsunuz, hukuk ahkamı kesiyorsunuz. Peki milletin iradesine karşı çıkmak hukuksuzluk değil mi? Adaletsizlik değil mi? Ahlaksızlık değil mi? Suça ve suçluya destek verilmesi kanunsuzluk görülmeyecek mi? Demirtaş teröristtir. Gelin görün ki CHP Genel Başkanı ısrarla, inatla niye cezaevinde tutulduğunu söylüyor. Niye olacak? Hain olduğu için, suçlu olduğu için, bölücü olduğu için, teröre yardım ve yataklık yaptığı için. Sokakta barışçıl protesto, telkin ve temennileriyle neyin hazırlığını planlıyorsunuz? Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz? Dost ve kardeş ülke Kazakistan'daki sokak eylemlerini kanunsuz gösterileri izleyince bittiniz mi? Kanlandı. Cesaretiniz mi kanatlandı? Cüretiniz mi katlandı? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bizim milliyetçilik diye ortada gezmemizden hoşlanmıyormuş. Neyden hoşlanıyorsan bize bir zahmet bildirsin de ona göre hareket edelim. Buna uygun davranalım. Nasıl olsa kendisi birilerini memnun etmek üzere yaşıyor ve siyaset yapıyor. Herkesi kendisi gibi sanıyor, yine çuvallıyor, yine faka basıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi siyaset ve düşünce namusu açısından bir defa yüz kızartıcısıdır. Bu zehirli kafaya göre milliyetçi liraya değer veren kişi demekmiş. Biz lirayı bilmiyoruz. Şayet Türk lirası ise söylemek istediği bizim itibarımız olduğunu devamlı dile getiriyoruz. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk lirası diyemiyor. Bilahare karşımıza geçip pervasızca milliyetçilik taslayarak gülünç durumlara düşüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, safi rüzgarsın, uyarmadı deme. Bilmediğin, tanımadığın tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın, kimse sana el uzatmaz, can simidi bile uzatamazlar. Milliyetçiliğin alanına fazla girmekten kaçınmalısın. Aksi halde terörist Demirtaş'tan ikazname, HDP'den ihbarname, PKK ve FETÖ'den ihbarname almaktan kaçamazsın, kurtulamazsın. Biz Türk lirasını her zaman tıpkı bir bayrak gibi, tıpkı bir sancak gibi savunduk. Buna da devam edeceğiz. Ama sen idrak edemezsin. Zira ederi bir dolar olan şerefsizlerle aynı kütlendesin, aynı kümedesin, aynı kümbettesin, aynı küllüktesin. Bizim milliyetçiliğimiz can beraberi demokrasidir, insan onurudur, milli bekadır, millet sevdasıdır, millete ve milliyete mensubiyet şuurudur. Maalesef demokrasi düşmanları karşımıza geçmişler, demokrat rolü oynuyorlar. Milletimize kefen biçen alçaklar, halktan, hukuktan, insanlıktan bahsediyorlar. CHP Genel Başkanı sanki bağ bağışlar gibi sokağa çıkmayacağız diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, geçiniz bu beylik lafları. Bırakınız bu tantanaları. Sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne çıkar? Sandık diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz. Millet iradesine birazcık hürmet ediyorsanız yalanı, riyayı, iftirayı, ihanete teşne olmaktan vazgeçmeyi bileceksiniz. Bunu da derhal milletimizin bilgi ve takdirine sunacaksınız. Sokakta gelecek planlayanlar buna pişman olacaklardır. Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da
2 Ocak 2022 Pazar gününden başlayarak alev alan sokak eylemlerini, ülkenin sinir uçlarına dokunan ve siyasal sistemini zora sokan gösterileri dikkatle takip ediyoruz. Bu ülkeyle dayanışma içinde olduğumuzu, siyasi istikrar ve iç huzurumuzun bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın yapmış olduğu açıklamayı çok değerli buluyoruz. Dün yapılan açıklamalardan siyasi anayasal düzenin sağlandığı anlaşılmaktadır. Kazakistan'da aklı selimin galip olmasını, sağduyunun hakimiyet kurmasını, bölge barışı ve istikrarı açısından Türk dünyasının geleceği ve tarihi hedefleri bakımından zorunlu bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Türkiye olarak Kazakistan'ın her zaman yanındayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz, aynı milletin evlatlarıyız. Kazakistan, ekonomik ve politik olarak Orta Asya'nın en önemli ülkesi olmasının yanı sıra, özellikle petrol ve gaz endüstrisi aracılığıyla bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının %60'ını oluşturması nedeniyle de emperyalizmin iştahını kapartmaktadır. Saygıdeğer Genel Başkanımıza, saygıdeğer Genel Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz Sultan II. Abdülhamit tarafından 1891 yılında kurulan Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu, yani bugünkü ismiyle Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası'nda özel boya ve fırınlama tekniğiyle el yapımı olarak hazırlanan zatıallerinizin başkanı olduğu Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın logosunu arz ediyorlar.